De şöyle koşacağım. Ne yapmış olabilir ki? Merhabalar. Ben Çağrı. Ben Aydın. Bugün eskileri atıyoruz. Yenileri alıyoruz. Yani telefonlarımızı değiştiriyoruz. Evet. Benim önceden kullandığım telefon Xiaomi'nin Mi 6 modeli. Benimki Xiaomi Mi 8. Canım ciğerim. Ben tercihimi yine Xiaomi'den kullandım ve Mi 10T Pro ve 256 GB. Ben de üzülerek söylüyorum. iPhone 11. Aslında aynıkini daha önce aldık. Aynen. Bir hafta, bir buçuk hafta falan oldu. Şimdi de bana aldık. Hem ikisini bir kıyas yapacağız. Apple mı tercih etmeliydik? Yoksa benim aldığım bir Xiaomi mi tercih etmeliyiz? Gibi küçük bir kıyaslama olacak. Ya da biz bunları niye aldık? Daha benimkinin kutu açılmadı. Dün sipariş verdik, bugün geldi. Evet, bakalım içinde ne çıkacak? Bizi neler bekliyor bilmiyormuşum gibi. Ya bende bir şey çıkmadı. Telefonu da bildiğiniz üzere. Telefonu internet sitesinden aldım. Hangisinden aldığımı söylemeye gerek yok çünkü bize sponsor olmadılar. Öncelikle kutumu açayım. İnternetten aldım. Yani orijinal olduğuna dair bir garanti belgesi. Xiaomi'nin. Türkiye garantili. Şöyle eski telefonu artık bırakayım. Yenisini hemen. Nasıl kıskanıyor? Ver şunu lan. Ben söylemiyor. Çakal seni. Xiaomi'nin klasik olarak içerisinden kılıf çıkıyor. Dönüştürücü de göndermişler. Evet, her zamanki gibi dönüştürücü. Bunu çok kıskandım. Yine kullanma kılavuzları vesaire. Yani Xiaomi'nin klasik. Onu kullanmayız yani. Evet, büyük ihtimal bunu kullanmam. Hani standart. Çağrı o kadar lüks takılıyor ki telefonu asla kılıflı kullanmıyor. O da doğru. Kılıfsız kullanmasına rağmen bir defa düşürdüğünü görmedim. En güzel kısım. Vay. Yalnız çok iyi telefonmuş hayatım. Evet. Ve premium hissiyatı var yalnız. Var ya, nasıl? Dur ya, ne yapıyorsun? Ben açacağım. Hadi ya, bırak şunu ya. Şaka gibi ha. Ben açacağım. Ya bir önceki videoyu izlediyseniz her. Kan makinesi almıştık, ona o açtı. Tabii ki ben açacağım. Bunu tabii ki ben açacağım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yalnız hayatım. Bu telefon çok iyi be. Xiaomi gerçekten bu işi yapıyor. Adamlar yapıyor. Göbeği mi aldım bir de? Kozmik bilek diye geçiyor. Evet. Çok başarılı. Çok başarılı. Ben fotoğraflarda falan kamerasına çok çirkin diyordum ama hani şöyle bir olayı var bunun. Bakınca çok kalite hissiyatını veriyor ya. Evet. Hani kaliteli diyorsun. Çirkin bir görüntü değil diyorsun. Yani lensi çok büyük. Bakalım, evet. Yani şu şekilde lens var. Yani biraz hayvansı diyebiliriz. Yani tutuş hissiyatı ve ağırlığı gerçekten çok başarılı. Konumuza dönecek olursak yine aileni kıskandıracak bir şey. Ne? Tüm Apple'cıları içerisinden adaptör çıkıyor. Ya. 33 watt hızlı şarj edecektir büyük ihtimal. Aileni sonradan aldık. Biliyorsunuz ki Apple'lar içerisinden çıkmıyor. Çıkmıyor. Sonra aldığımız 20 watt'tı. Telefonu aldıktan sonra ne kadar para harcadık ya? Adaptör aldık, kılıf aldık, jelatin aldık derken bir 250 liralık falan olduk yani. Ve biz bunu personel indirimiyle aldık. İçine küçük turuncu parça koymuşlar. Her iki tarafa da bence çok şık olmuş. Böyle küçük detaylar insanı sevindiriyor gerçekten de. Beni kıskandırdı. Kıskandırma çabaları bu kadar. Sadece üzücü olay. Xiaomi'de olan bir olay zaten. İçerisinden kulaklık çıkmıyor. Hadi bırak da kulaklık çıkmasın. Bende hiçbir şey çıkmadı be. Ki zaten ben de kulaklık kullanan biri değilim. Onun için onun aletlerine para vermeyeceğim yani. Şu an ben çok üzgünüm hayatım. Taş gibi telefon aldık sana. Taş gibi telefon. 12 iPhone 11 ha bu arada. Taş gibi de değil de iPhone 11 aldık. Yani bunun ağırlığı kaç gram bu ya? Niye? Bayağı ağır. Evet. Mi 8'den ağır bir telefon. Hatırlıyor musun? Buna bakacağım ve baktıktan sonra yazarız bunu. Ve büyüklük olarak Mi 8'den daha büyük bu arada. Nereden baksan bir parmak kadar bir fark var. Ağırlık kıyaslaması yaptığım zaman Mi 6 daha ağır. Hayır ya. Evet. Hayır. Ya hassas terazi... Ben teraziyim. Burcu terazi ha. Evet. Şöyle bir gösterelim. Yeni telefon. Eski telefon. Yeni telefon, eski telefon. Peki biz bu telefonları neden aldık? Ben iPhone aldığım için niye bu kadar ağlıyorum? Yaptığımız araştırmalarda şöyle bir sonuca vardık. Apple'ın Instagram'la anlaşması varmış. Bu yüzden... Geçti bilim adamlarını dinledik. Onların araştırmalarından yola çıktık. Ve anlatıyoruz. Anlatıyoruz. Apple'dan paylaşılan gönderilerin işte fotoğraflar, reelsler vesaire bunların kalitesi bozulmuyormuş. Yani daha az bozuluyor. Yerini duruyor musun? Şu an dikkatimi dağıtıyorsun Çağrı. Ben de Instagram'da çok fazla aktifim. Aktif
olmaya çalışıyorum. Hem gezi hesabınız için hem kişisel hesabım için. Bundan ötürü Apple tercih ettik bana. Charlie'ye gelince, Charlie aslında benim telefonu verdik. Daha sonra Charlie dün sabah benim yanıma geldi. Hayatım ben bir şey yaptım dedi. Aa dedim hayatım acaba ne yaptın? Ne yapmış olabilir ki? Telefon aldım dedi. Ya. Telefon almış. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi aslında şöyle. 6 milyarlık telefon almış bir anda. Biliyorsunuz telefonlarda kredi kartı taksit seçeneği yok. Artık peşin nakit alıyorsunuz veya tek çekim alıyorsunuz. Bize o şikayetini anlatabilirsin hayatım. Tabii yani demin dediğim gibi iki çeşit alınabiliyor. Üçüncü seçenek de var. O da alışveriş kredisi. Ürüne girdim. Sepete ekledim. Bir şansımı dediğim alışveriş kredisi kullanayım dedim. Kullanmaya bastım. Mesaj geldi işte onaylıyor musunuz dedi. Yani kredi kullanma işini. Ben de tamam dedim yani onaylıyorum. Okey'e bastım. Bir baktım sipariş onaylandı dedi. Ben şok. Ya hani kredi bu kadar hızlı çıkan bir şey mi ya? Normalde çıkmaz. Ya ben satış sektöründeyim. İşte müşteri geliyor uğraşıyoruz. Çıkacak mı çıkmayacak mı ne kadar çıkacak falan diye bir dünya olay oluyor. Ben de lap diye onaylandı. Yani bir an kendimi özel hissettim. Bu mudur yani bütün olay? Ya ama ya şimdi alma taraftarı değildim. Yani almayacaktım normalde. Tabii. Hani kredi çıkmayacak çünkü bana. Niye çıksın durup dururken kredi? Durum bu. Ben Xiaomi'ciyim bu arada. Ki aynı da Xiaomi'ci demin anlattığına göre işte Apple aldı. Bakalım işimize yarayacak mı yaramayacak mı bilmiyoruz. Yok yani bir haftalık tecrübeme göre yarıyor. Evet. Yani özellikle Apple... Instagram story özelliklerinde kopyalama olayı var. Fotoğraf kopyalama. Evet. O olayda benim çok çok işime yarıyor. Zaten beni en çok cezbeden şey de buydu aslında. Yani bu telefonun da güzelliği kamerasının bence 12'nden daha güzel olması. Hani 108 megapiksellik bir kamerası var. Yani megapiksel olarak gerçekten çok başarılı. Yani tek değer değil tabii ki. 108 megapiksel demek muhteşem ötesi demek olmuyor. Apple'lar biliyorsunuz 12 megapiksel kullandığı halde çok çok başarılı telefona resimler çekebiliyorlar. Standart Türk mantığıdır biliyorsunuz. Bir rakam nerede yüksekse en güzel odur. Yani fiyatlarda da öyle. Şey zaten yani yapay zeka olayı var ya. Evet yani bu telefonda yapay zeka olayı var. Nasıl bilmiyoruz onu daha çünkü kullanmadık. Evet yani internetten araştırıp da aldım ben zaten. Her şeyi ben araştırarak alan bir insanım. Buna karar kalıysam %100 yani hatta kesinlikle alınmaya derece değecektir yani. Ay değecektir o alınacak. Evet. Onun alınması lazım. İyisini alan bir insanım. Hani bak pahalısı değil. En iyisini en uygun fiyat alan bir insanım. Mi 10T Pro modeli. Mi 10 var ki... Biz bu diye çekerken Mi 11 Türkiye'ye bugün girdi. Mesela Mi 10 8000 civarında satılıyor. Mi 11 de 10 civarına geldi Türkiye'ye. Özellik kıyaslaması yaptığım zaman oradaki 2 milyar veya 4 milyar verecek bir fiyat farkı yok. Yani bence gerek yok. Bizim işimizi görecek bir evet, telefon. Ben araştırdığım zaman işte bunun ekranının AMOLED değil de LCD ekran olması. Ondan AMOLED ekran olması. O kadar da olmasın yani. Oyun oynuyorum. O savaşlı oyunlar var. Tutututututu biliyorsunuz. O bildiğiniz değil ama. Evet, bildiğiniz o bildiğiniz bana yasak. Evet o yok hayır. Sonra G olan bana yasak ama başka buldum onu oynarım. Öyle beni kandırıyor. Hani o tarz oyunlar için de muhteşem bir telefon bu. Yani Apple'a gelecek olursak. Apple zaten adını duyurmuş. Yani evet herkes biliyor zaten. Herkesin bildiği yani iPhone 11 olan model bu. Yani gerçekten çok başarılı bir telefon zaten. Bu arada şey biz 12 ile 11 arasında da bayağı bir gittik geldik. Yani bayağı onu da, bir araştırdık. Evet onu da anlatacak olursak. Hani niye 12 almadık 11 aldık? Evet. 12 alamaz mıydık alırdık yani. Dediğim gibi aslında taksitlendirme olayı olduğu için aslında basit artık telefon almak. Aynen olarak. Öyle. Taksitlendirme kolay ama tabii küçük bir varlık farkı vermiş oluyorsunuz. Evet. Bu da aklınızda olsun. Hani 10 milyarsa 10 milyar diye taksitlendirmiyorlar. O sizin bankanızla alakalı bir şey aslında. Aynı şekilde 11 ile 12 arasındaki fark da en büyük fark da yine ekran. Yine bu LCD ekran, iPhone 12 LED ekran. Ama LED ekran artık. Yine yani o fark var. Onu da çok fazla araştırmıştık. Kamera özelliği olarak falan 11'i... Bunu bile daha çok beğenenler vardı. Evet. Birkaç video izledik. Bizim evet. için kamera önemli. O yüzden biz yani bunu tercih ettik. iPhone 12'nin en çok sevdiğimiz olayı aslında iPhone 5 kullananlar bilir. 5S. Tasarım onunla aynı. Ki o ben. Yani biz onu o bakımdan çok çok aşırı beğendik ama... Kesinlikle. Dediğim gibi biz fiyat performans ürünü istiyoruz. O zaman kesinlikle iPhone 11 oldu. Aynı şekilde kesinlikle Xiaomi Mi 10T Pro oldu. Ve 256 GB. Bu 256 GB olayını da anlatsana evet, hayatım. Evet onu da anlatayım. 128 GB'ını almak istiyordum. Sepeti ekle tuşuna basacakken aşağı bir ineyim dedim işte özelliklerine tam bakacağım. Tam benden gizli olacakken. Bunu beğendiyseniz... Şunları da beğenebilirsiniz diye bir öneri sunuyor ya. Oraya bir baktım. 256 GB'lı. Ve inanın 250 TL daha ucuz.
Bu şaka gibi bir olay aslında. Ya ben şok. Yani şaka gibi yani. Tabii ki hemen bunu sepete ekledim. İnternette iPhone 10 bile bunu kıyaslayan birkaç yer buldum site. Hepsinin tercihi bu olmuş bu arada. En sonunda sonuç kısmında buydu. Hadi ya. Evet. Xiaomi zaten çok başarılı. Ben Mi 8'i 2 yıldır kullanıyorum ve aşırı memnunum. Hala hiçbir şekilde bir yavaşlama olmadı, kasma olmadı, donma olmadı, bataryada bir sıkıntı olmadı. Olmadı da olmadı yani. Evet. Yani biz Xiaomi'yi çok seviyoruz. Evet. Xiaomi gel bize sponsor ol diyoruz yani. Kesinlikle. Sen kimsin? Videoyu istersen yavaş yavaş sonlandıralım. Evet. Ben telefonu çok merak ediyorum. Açıp kurcalamam lazım. Daha sonra aslında düşüncelerinizi yorum olarak da yazabiliriz. Videoyu da ekleyebiliriz. Şu anki konuşmaların evet. altına. Şimdi böylece bir şey varsa tabii ki. Hani bugünlük videonun sonuna geldik. Yeni aldığımız aynı iPhone 11'i. Mi 10T Pro 256 GB olan modelleri küçük bir değerlendirdik. Zaten artık videolarımızı büyük ihtimal bu iki telefonla çekeceğiz. Hem resimlerimizi hem videolarımızı. Yani ya fotoğraf makinesini bir rafa kaldırdık diyebiliriz şu anda yani. Şimdi şöyle evdeki YouTube videoları kesinlikle kameradan devam edecek. Evet. Tabii ki dışarıda çektiğimiz vlog videolardan benim telefonumla. Çünkü gimbal özelliği var. Aslında elimizde gimbal da var ama olsun. Evet, o bakımdan da güzel. iPhone 11'in video özelliğinde gimbal özelliği çok başarılı. Yani telefon hiç titremiyor. Almak istememdeki en büyük sebeplerden biri de buydu. Yani bunda da var bu arada iOS özelliği. Yani titreme engelleyici ama kıyaslandığı zaman onun video özelliği gerçekten daha başarılı. Bunda yazılımsal olarak vardı değil mi? Yok. Mekanik olarak da var diye hatırlıyorum. Öyle yani mi? iOS diye desteği var diye hatırlıyorum. Hı. Ama tabii ikisindeki büyük ihtimal farklı. O daha başarılı. Yani sonuç olarak biz bu iki telefonu vlog çekimleri için ve günlük fotoğraf çekimleri için aldık. Evet. Ve iki telefon da bu konuda aşırı başarılı. Yani bir videonun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu size bir yönlendirici video olmuş oldu aslında. Umarız işinizi görür. Sormak istediğiniz bir şey olursa kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz. Evet, en iyi telefon en pahalı telefon değildir arkadaşlar. Kendi ihtiyacınıza göre hareket etmek her zaman çok en önemli. Mantıklısı. Bu sadece telefon için değil, tüm elektronik grubu için de geçerli. Bence ona göre hareket edin. Bizim ana fikrimiz bu. Son olarak ben bir şey eklemek istiyorum. Evet. Hani Apple'ın Instagram'la anlaşması var demiştim. Bu farklı markaların da üst modelleri için de geçerli aynı zamanda. Yanlış bir bilgi vermiş olmayayım. Yani bizim araştırmalarımız bu yönde sonuçlandı. Diğer markaların üst modellerinde tabii ki fiyat çok daha fazla artıyor. O yüzden onları elemiş olduk. Aynen öyle. O zaman kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolara başladım. Her ikisinde de Full HD 60 FPS'te çekiyorum. Şimdi şöyle yeşilliklere bir gidelim. Yeşillikleri görelim nasıl gözüküyor. Şöyle ikisine de yakınlaşalım. Ayı göstereyim, evleri göstereyim. Hem renk skalasını görmüş olursunuz böylelikle. Hem de şöyle bir dışarı doğru yürüyeceğim. Ben de sabitleme aparatı olmadığı için ikisini de elime aldım. Elimde yürüyorum. İşte şöyle koşacağım. Da koşma videosu olmuş oldu. Yeşil. Bir de gülümüz var. Gülümüzü göstereyim.